arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim ailede böyle bilimsel şeylere en fazla kafa yoran benim. Dürümsel şeylere de kafa yoran benim. Oy! Usta, 5 porsiyon dürüm çek. Size bugün küresel ısınmayı anlatmak istiyorum. Büyükleri ilgilendiren bir konu gibi görünse de aslında bizleri daha çok ilgilendiriyor, biliyor musunuz? Çünkü bugün yapılan yanlış ve doğaya zarar veren hareketlerin kötü sonuçlarını gelecekte ne yazık ki biz çocuklar yaşayacağız. Arkadaşlar. Irmak'cığım. Sen neye gülüyorsun bu kadar? Aa, o da ne? Anne, bu 3 boyutlu kitap. Telefonu bu kitabı gösterince 3 boyutlu oluyorlar. Neler neler çıkarıyorlar. Çok eğlenceli. Kitap okumayı da sevdirir bence. Bence de. Son sayfada mısın? Evet. Çok güzel Irmak. Benim de karnım o kadar çok acıktı ki. Canım hem böyle bulgur olsun hem de salata olsun, karışık bir şeyler istiyor. Hadi gel, ben malzemelerimizi hazırladım, birlikte yapalım. Tamam. Gel bakalım. İşte malzemelerimizin hepsini hazırladım. Hem bulgur var, hem bol bol yeşilliğimiz var, domatesimiz var ve sevmediğin biberimiz var. Tatlı da olabilir, acı da olabilir. Bakalım hangisi? Anne, bu salataya neler koyacağız? Şimdi sana hemen malzemelerimizi sayıyorum. Köftelik bulgur. Tuzsuz olmaz. Tatlı ya da acı biber salçası. Eğer varsa domates salçası. Çok az nane ve isteğe bağlı acı biber. Kimyon da ekleyebilirsiniz ama bende yok. Nar ekşisi bu salataya çok yakışır, her şeye yakıştığı gibi. Tabii ki limon ve zeytinyağı, vazgeçilmezimiz. Taze soğanlar, maydanoz, marullarımız, domates ve biber. Malzemelerimizin hepsi bu kadar. Şimdi bana o kabı uzatır mısın? Tabii bize sıcak su gerekecek. Onu da sen alamazsın, ben alıp geleyim. Çünkü elimi yakabilirim. Sıcak suyu getirdik. Otur bakalım Irmak. Hemen eldivenlerini veriyorum. Bunlar sana olur. Ben de mavi kullanacağım. Mavi en sevdiğim renk. Köfteyle, daha doğrusu köftelik bulgurla gıcık gıcık olmak istemiyorum. Hazırım. Önce bulgurumu alıyorum. Kabıma boşaltıyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kadar. Şimdi sıcak suyumuzu dökelim. Yavaş yavaş dökerek karıştırıyorum. Ve bulgurun her yerinin ıslanmasını sağlıyorum. Sonra 5-10 dakika şişmesi için bekletebilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Ve kuru bulgurumuz kalmasın. Bize bir kapak lazım ama kapağı yok. Ne yapalım? Buldum. Bunu kapak niyetine kullanabiliriz. Kendi buharında demlensin. Biz de orada yeşilliklerimizi doğrayalım. Soğanımızdan başlayalım. Irmak'cığım, sen de maydanozları ayıklar mısın? Tamam. Bir de bana şuradan bir tabak uzat. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Gözlerin yandı mı? Evet. Çok üzücü. Salatası bizi ağlattı. Ve soğanları kıyalım. Bakın.
kendi maydanozları ayıkladım. Harikasın Irmak. Benim de biberlerim ve soğanlarım hazır. Maydanozlara geçelim o zaman. Ne kadar güzel, taptaze. En sağlıklı şeyler yeşil yiyecekler. Peki ben ne yapayım? Sebzeler, meyveler. Sen ne yapabilirsin? Bana marulları şöyle üst üste koyup verebilirsin. Birkaç tane içine koymak için. Biraz kalmadan şöyle yapalım. İnce doğramak çok önemli. Biz de çok ince doğruyoruz şu an. Acaba ben ne için yapıyorum? Daha rahat doğraması için. Çok düşüncelisin kızım. Teşekkür ediyorum. Maydanozlarımız da bitti. Evet, maydanozlarımız da tamam. Sıra domateste. Sen marulları yapana kadar. Önce dilimleri ayıracağım. Domates de ufak ufak olsun. Domatesleri de küçük küçük doğradım. Şimdi sıra marullarda. Ortasından şöyle bir çizgi attık ki ufak olsunlar. Senin tarafa bir marul geldi Ermak. Ermak'a gitmek istiyorum. Ermak'a gitmek istiyorum. Son işlemde tamam olduğuna göre. Şimdi sıra kısırımızı yoğurmada. Şunu şöyle bırakalım. Evet, bıçakla işimiz bitti. Sen de oraları toparlar mısın Ermak? Tabii anne. Salçamızı koyabilirim artık. 2-3 kaşık. Biber salçası, 1 kaşık domates salçası çok güzel bir lezzet verecektir. Biber salçası mutlaka koyun ama bence. Evet, gördüğünüz gibi bulgurlarımız şişmiş. Salçamızı güzelce her yerine yediriyoruz. Salçayı bulgurumuzun her yerine eşitçe dağıttık. Şimdi artık tuzumuzu, baharatlarımızı ve yağ, limon, nar ekşisini ekleyebiliriz. Bu kadar tuz yeter. Nanemizi ekleyelim. Evet. Pul biber sevenler parmak kaldırsın. Şöyle bir baharatları da karıştıralım. Sıra artık sıvılarımızda. Nar ekşisi. Limonumuz. Ve son olarak da zeytinyağı. Sağlıklı yaşam zeytinyağındadır. Şimdi bu kadar koyalım. Güzelce bir yoğurup kıvamına bakalım. Yoğurma işimiz bitti. Şimdi tek tek malzemelerimizi koyalım. Irmak, bana öncelikle soğanı ver bakalım. Tamam. İşte soğan. Bol yeşillikle. Harika. Evet, şimdi maydanoz ve biber. Biber koymak isteğinize bağlı ama taze soğan mutlaka olmalı. Maydanoz da öyle. Tabii Irmak, aferin. Sen öğrendin bu işi. Bir dahaki sefere sıra sende. Artık bunları sen yapacaksın o zaman. Tamam. Domatesi de ver bakalım.
En sağlıklı ve en kolay yemek değil mi? Bence aparatif değil. Bildiğin yemek. Mis gibi kokuyor. Marullarımızı da alalım. Çok fazla ezmeden artık karıştıralım. İki elimle karıştıracağım ki ezilmesin domateslerimiz. Anne bak, servis tabağını böyle dizdim. Çok güzel hazırlamışsın. Ben de o zaman şöyle bulgur salatamızı koyalım. Görseli güzel oldu. Umarım tadı da güzeldir ırmak. Ben hemen yemek istiyorum. Hani bana kaşık ırmak? Kaşık resmen uçtu. Ama bir şey diyeceğim. Bu gerçekten muhteşem olmuş. Benim ellerim galiba lezzetli. Çocuklar, siz de evde annenizle bulgur salatası yapıp sağlıklı şekilde yer misiniz? Görüşürüz. Bye bye. Beğendin mi ırmak? Acısı nasıl? Güzel. O zaman tatlı biber kullanmışız. Ben acıyı daha çok severim.